Yeni jilet ProGlide. Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan Flexball teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu hissi anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası jiletle en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi. Sevgili izleyiciler, Bodrum Yaz Spor Sohbetleri Jilet Sponsorluğundaki programımızın bugün konuğu Sayın Hocamız değerli Ergin Ataman. Ergin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiniz. Ergin Ataman'ı biz de bir konuk olarak almak bizim için de çok büyük mutluluk. Nasıl geçiyor günleriniz? Bodrum'da nasılsınız? İyi misiniz? Bir rüzgardayız. Evet, rüzgarlı bir Bodrum'da günündeyiz ama tabii ki tatil güzel. Çok yoğun geçen bir sezon sonrası. Bir taraftan tabii aslında yoğunluk işte bitmiyor. Şimdi de transfer dönemi. Biliyorsunuz ki ben de çok radikal bir karar, farklı bir oluşuma yeniden bir yeni bir hevesle, yeni bir heyecanla Sinayet Panathinaikos'a geçtim ve orada da yeniden bir yapılanma yapıyoruz. Yeni bir yapılanma yapıyoruz. Bir taraftan şey yapıyoruz. Bir taraftan da tabii telefonlarımızda sürekli olarak transferle geçiyor tabii. Fenerbahçe'yle ilgili çok konuşulan sorunlar olduğunda ilgili bir bahsetme şansımız var mı? Şimdi tabii yani bizim herhangi bir kulüple alakalı şey mi transfer döneminde kendi stratejilerimiz doğrultusunda transferlerimizi yapıyoruz. Ama tabii ki bu öyle bir transfer pazarı ki birçok kulüp aynı anda Avrupa'daki üst düzey oyuncular için aynı anda devreye girebiliyorlar. Bizim için tabii ki Kostas Sulukas transferi çok önemli bir transfer oldu. Çünkü doğal olarak Olympiakos'un en önemli oyun kurucusu ve Olympiakos'un bir efsanesi olarak nitelendirilen, son 5 yılda sürekli işte Final Four yapan, final oynayan bir takımın oyun kurucusunu rakip takıma, Panathinaikos gibi bir rakip takıma transfer etmiş olmak ciddi bir transfer başarısı oldu. Ergin Ataman faktörü var mı diye konuşuluyor tabii ki. Ya benim faktörüm tabii ki biz oyuncularla bu transfer döneminde konuşuyoruz. Onlara hedeflerimizi belirtiyoruz. Ben de Kastla bir defa görüştüm son bir hafta içerisinde ve ona planlarımızı, projelerimizi anlattım. O da inandı bu projelere ve birlikte böyle bir önemli bir mücadeleyi birlikte omuz omuza verecek gücü kendinde o da buldu. Ve sonuçta da tabii ki profesyonel bir oyuncu kararını dün akşam kararını verdi ve bizle beraber. Kimi transfer demiş ya, tabii ki basketbol koçu olarak yine de futbolda, Türkiye futboluna dair Arda Güler transferi var tabii Real Madrid. Size şöyle sormak istedim Ergin Hocam, basketbol dünyasında, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde de Arda Güler ışığı çıkabilecek bir oyuncu adayı sizin gözünüzde var mıdır? Ne düşünüyorsunuz, yorumunuz var mı? Var. Şu anda genç yetenek olarak bakıldığı zaman işte en son Dünya Gençler Şampiyonası'nda genç bir takımımız biliyorsun dünya üçüncüsü oldu. Ve üçüncülük maçında da Amerika'yı yenerek dünya üçüncüsü oldu. Çok ciddi bir başarı ve o takımda Berke Tuncel en iyi, turnuvanın en iyi beşine seçildi. Çok az bir farkla da turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü kaçırdı. Bunun dışında işte Karahan Efeoğlu var, Anadolu Efes'in oyuncusu. Sivaslı var, oyun kurucu. Ama bunların içinde Berke bence önümüzdeki dönemde zaten tahmin ediyorum herhalde 1-2 yıl içerisinde. Buradaki sıkıntı şu, NBA'ciler bırakmıyorlar yani, Avrupa'da oyuncu bırakmıyorlar. Biraz oyuncular sivrildiği zaman hemen gelip draft ediyorlar, kapıyorlar. Şimdi Berke de bu sene zaten ona göre UCLA, yani NCAA'nin en önemli okullarından birinde basketbol oynayacak, oraya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Kovaç'tan ayrılıyor. Ama tabii ki hem milli takımlarımız, amiri takımımızın da Hatay kadrosunda ben Berke'nin kısa bir süre içerisinde, 2-3 yıl içerisinde Türk basketbolunda yeniden bir yeni bir genç yetenek olacağını düşünüyorum. Tabii ki diğer yeteneklerimiz de var. Şu anda NBA'de oynayan Karen sezon geçirdi. İşte Cedi Cleveland'dan yeni San Antonio'ya transfer oldu. Keza İşte Furkan Korkmaz olsun, Ömer olsun, bunların hepsi önemli oyuncular. Ama genç yetenek bakıldığı zaman Berke geliyor aşağıda. Ergin Hocam, şimdi aslında en merak edilen aslında Anadolu Efes'te 5 sezon geride bıraktınız ve çok yüksek zamanlarda yaşadınız böyle.
siz oğlunuz farkla bağlılığı hep konuşmuyor, biliniyor. Her zaman söylüyorsunuz, duygusal süreç işledi mi buradan ayrılmak, nasıl bir süreç oldu? Böyle onun bir hikayesi var mıdır yani? Tabii ki kolay değil. Yani sadece geçen 5 yıl değil, bu 5 yıl içerisinde Ozbo basketbol tarihinde bir destan yazdı birlikte. Bunu işte başkanımızla, yönetimimizle, bütün oyuncu, teknik, idari takımımızla ve taraftarımızla yaptık. Türkiye'de ve Avrupa'da yeniden bir Anadolu Efes sevgisi, Anadolu Efes basketbol takımı sevgisiyle birlikte yarattık. Kahramanlar yarattık bu takımda. İşte Larkin gibi, Miçiş gibi, Rostov, Simon, Bebua, Dunstan, her gelen oyuncu kahraman oldu. Kahraman Türk oyuncular yarattık. Daha ilk şampiyon oldu bu sene. Biliyorsun Sertaç Şanlı Barcelona'ya transfer oldu. Türk milli takımı. Aynı zamanda pivotu. Bütün bunlar tabii ki ciddi anlamda bir duygusal bağ oluştu. Kaldık Anadolu Efes benim sadece son 5 yılda değil. Antrenörlük kariyerimin neredeyse 4'te 3'ünün geçtiği bir. Yani benim antrenörlüğe başladığım, daha 22-23 yaşlarında antrenörlüğe, Aydın Hoca'nın yanında antrenörlüğe başladığım bölüm. Onun için tabii ki bu kararı vermek kolay olmadı. Ama bazen profesyonel yaşamda bazı radikal kararlar vermek, bir değişime gitmek gerekiyor. Bunu hep birlikte kararlandık. Yani bunu da ben tek başıma ben Efes'i bırakıyorum. Galatasaray'a gidiyorum dedim. Ve de Anadolu Efes kulübü de biz artık ergiyle tamamla çalışmayacağız. Kendine kulüp bul dedi. Başkanımızla oturduk. Daha etmedenince bir görüşmeden sonra bir süreliğine bu dedi ara verme kararı aldı. Öyle olunca da çok istekli olan ve Berlin'e yeniden bir çıkış yakalayıp Avrupa'da yeniden eski o efsane günlerine dönmeyi planlayan Panathinaikos'tan hemen masaya oturduk ve onları çok istekli gördüğüm için de böyle bir karara imza attık. Bu karardan sonra işte Türkiye playoff'ları devam etti biliyorsun ve şampiyon, Türkiye şampiyon olduk bir kez daha. Evet. Tabii bu da daha da bir anlamlı kıldı bu ayrılık sürecini her iki taraf açısından, hem kulüp açısından hem benim açımdan da son derece medeni, çok güzel de bir törenle de başkanımızın da çok güzel tükettiği, çok onurlu bir vedadan sonra da şimdilik Anadolu Efes'e veda ettik. Ama tabii ki Sarp burada, Sarp Türkiye'de Anadolu Efes'te çok değerli işte dostlarımız var. Şimdi işte burada bizim misafirden Hasan Bey var, Hasan Su var. İyi bir Fenerbahçeliydi kendisi. Ama son 3 yıldır çok iyi bir Efes'le oldu bizlerle beraber. Dostlarımız var. Biz bir aile yarattık. Yani sadece bir taraftar grubu, bir oyuncu grubu değil, bir aile olduk Anadolu Efes içerisinde. Artık neredeyse Anadolu Efes deplasmanlarından böyle 30-40 kişilik taraftar grubuyla gitmeye başlayan bir takım olduk ki bu bence basketbolda çok önemli bir süreç. Yani müessese takımının Türkiye'nin toplumsal bir kulübü haline gelmiş olması, böylesine bir bağ yaratmış olması. Ama tabii ki profesyonel yaşam. Şimdi aynı başarıları Panathinaikos'ta yapmaya çalışacağım. Ergün Hocam, siz çok da iyi bir Galatasaray taraftarısınız. Burada hatta Bodrum'da Galatasaray kutlamasını da gördük sizleri. Galatasaray'dan aslında sosyal medyada hep bir teklif olduğunda bu aşamalarda konuşuldu ama siz olmadığını söylediniz. Euroleague takımlarıyla görüştüğünü söylediniz. Galatasaray'la bağınızla bu sene şampiyon oldu. Okan Özel Hanım'sı da aynı şekilde kutlamış. Hani İki şampiyonluklarınız, öyle anlattınız. Nasıl anlatıyorsunuz bu Galatasaray bağınızı, sevgiyi ve bu birliği beraber? Şimdi benim iyi bir Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor. Galatasaray'da çalıştığım 5 yıl boyunca da çok güzel geçti biliyorsun. İlk kez Galatasaray'a geldiğim ilk sene, 23 yıl sonra tekrardan Türkiye şampiyonu Galatasaray'da. Daha sonra 2 sene sonra da ilk kez Galatasaray'da basketbolda Avrupa'nın ikinci büyük kupası olan Eurocup'u. Müthiş bir sevgi, müthiş bir atmosfer oluşturdu. Euroleague'de mücadele ettim. Euroleague'de çeyrek final oynadık Galatasaray'da. Tabii ki benim aynı zamanda da futbolda da çok iyi bir Galatasaray taraftarı oldum. Eurocup şampiyonluğundan sonra o günkü başkanımız Mesut Özbek tarafından genel kurul, başkanlık kararıyla genel kurul üyeliğine onurlandırıldım. Artık Galatasaray genel kurul bütün bunlar tabii ki bağı her zaman için kuvvetlendirdi ve ben Anadolu Efes'teyken de Galatasaray taraftarı olsun, bütün Galatasaray camiası, Anadolu Efes basketbol takımı özellikle de Euroleague maçlarında sanki hem bir kere bir çift takımı hem de bir gönülden bir destek verdiler.
Burada da ben onlara hep teşekkür ederim. Her şampiyonluktan sonra bütün başkanlar, bakın sadece o anki kulüp başkanı değil, Galatasaray'ın efsane başkanlarının hepsinden tebrik mesajları. Telefonlar aldım. Gene bu sene de aynı şekilde başkanımız Okan Hoca, Erdem Timur, hepsiyle çok dostane ilişkilerimiz var. Onun için ben de burada iki gün önce Bodrum Galatasaraylar Derneği'nin bir şampiyonluk kutlaması vardı. Başkan aradı beni, davet etti. Ben de çok büyük bir zevkle ona da katıldım. Güzel şeyler. Galatasaray çok büyük bir camia ve benim hep söylüyorum, bir gün profesyonel olarak basketbol antrenörünü bıraktığımda belki yöneticilik vasfında da hizmet edebileceğini düşündüğüm bir camia. Onun için yani böyle önemli camialarla dostane ilişkiler içerisinde olmak, başka bir kulüpte çalışırken bile son derece önemli. Futbolda Galatasaray Gül ve Atina'dan da Galatasaray Futbol Takımı'nı desteklemeye devam edeceğim. Ama tabii Anadolu Efes'inde basketbolda benim için yeri hep ayrı olarak kalacağım. Aygün Hocam, Euroleague şampiyonluğu aslında alıştırdınız gerçekten Anadolu Efes olarak. Bu sezonda Türkiye şampiyonluğu yine. Öyle bir sürecimiz de var. Hatta farklı bir karar aşaması, yani onun bir etkisi de oldu mu, bırakmayacağım dediniz. Bir bırakma durumu gündeme geldi hatta. Daha sonra da şampiyonluğu oldu zaten. Tebrik ediyoruz tekrar. Bu süreçten biraz bahsedelim. Şimdi tabii ki üst üste gelen Final Four'lar, Euroleague şampiyonlukları, bizde çok büyük beklentiler oluşuyordu bu sene başında ve biz sezona üçüncü kez üst üste Euroleague şampiyonu olarak tarihte hiç yapılmamışı yapmak hedefiyle başladık. Ama olmadı. Spor bu. İşler çok basketbolu bu sefer. Başta Larkin'in sakatlığı, sezonun yarısında oynamamış olması büyük bir şanssızlık. Hem amiri takımımız için Avrupa Şampiyonası sakatlığı büyük bir şanssızlıktır. Çünkü biliyorsun amiri takımımız da o dönemde mucizevi bir mağlubiyetle Fransa'ya kaybedip ondan sonra da Fransa ile İspanya'nın finalini izlemek durumunda kalmıştık. Ki o maçta Larkin'de oynamamıştık Fransız sakatlığı. Sonra o sakatlığı 3-4 aylık bir süreç aldı. Yani Milatoğlu'nda. Daha sonra işte Clyburn'un takıma katılması, Larkin'in yokluğunda o bir türlü dengeyi sağlayamamamız, Larkin döndükten sonra hiç için uzun bir süre sakatlık geçirmesi bizi hedeflerimizin dışına gitti. Onun için de o dönemde hepimizde bir demoralizasyon, evet, bir motivasyon düşüklüğü oldu. Zaten bu kararları da yani Anadolu Efes'teki bu ara verme, bu ayrılık kararını da o dönemlerde verdik. Ama dediğim gibi yani ondan sonra hiçbir şekilde de yani artık bitti bu sezon, biz önümüze bakalım, başka bir takıma gidiyoruz demeden en iyi şekilde sezonu bitirmek için mücadele ettik. Bu konuda da zaten bu kararı verirken de başkanımızla konuştuğumda da ben kendisine söz vermiştim. Yani merak etmeyin, evet ben ayrılıyorum ama buradan ben bir kez daha Anadolu Efes'i Türkiye şampiyonu yaparak ayrılacağım diye. Tabii bu sözü yerinde tutmuş olmak bence çok önemli. Çünkü Anadolu Efes kulübüyle başkanımız Tuncay Özcan da çalıştığım 5 yıl boyunca verdiği destekle vermiş olduğu maddi manevi bütün sözleri yerine getirerek bana ve ekibime olan güveniyle bunu hak etmişti. Onun için evet bu sezon beklenen o Euroleague'deki 3. üst üste şampiyonluğu getiremedik ama en azından gene Türkiye'de bu sezon 2 tane kupa oynandı. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi yenerek kazandık. Türkiye Kupası oynanmadı biliyorsun maalesef deprem sebebiyle. Sezonun ikinci ve en büyük kupası olan Türkiye'deki şampiyonluğunu da yine önce Fenerbahçe'yi yarı finalde yenerek sonra da Karşıyaka'yı finalde yenerek şampiyon bitirdik. Bu da benim için tabii ki büyük bir onur oldu. Benim de zannediyorum Türkiye'deki Türkiye Ligi olarak 6. Türkiye şampiyonluğum oldu. Bu da tabii ki kariyerim açısından son derece önemli. Bizlerle gelmeden sayıyoruz. Ne kadar büyük bir şeydir ki şampiyonluk sayarak kaç şampiyonluk vardı diye geldim. Röportajlarda ilk tanı. Ergin Hocam, peki hiç sportif başarılar dışında böyle iş kırgınlığınız oldu mu? Şimdi gitmeden sizi yakalamış olduk. Yani böyle insan olarak hepimiz çok başarılı insanların da üstünde daha fazla büyük olur. Yani güçlü görünen, hep böyle yılmayan. Yani siz böyle bir hani tam sohbet havası dediğiniz için soruyorum. Bir kırgınlığınız var mı? Yani küskünlüğünüz veya böyle içinizde bir şey kalmış bir şekilde kafanızda öyle bir gidiyorsunuz olabilir mi? Bir örnek olur mu?
herhangi bir kırgınlığım yok. Ama özellikle işte Euroleague'de başarısız bir sezon. Bu bir gerçek. Ben kendim söyledim zaten. Bu sezon başarısız. Ama o dönemde tabii ki eleştiriler de doğal. Nasıl ki şampiyon olduğumuz zaman üst üste sizi göklere çıkartılıyorsa başarısız olduğumuz zaman da eleştirilmek. Ama sanki Türkiye'de öyle bir hava yaratıldı ki, yani bundan önce 4 yılda yapılanlar sanki bir tesadüfmüş. Sanki yani biz hiçbir şey yapmamışız da yani gökten bize şampiyonluklar gelmiş. İşte bu oyuncuların hepsi Anadolu Efes'e NBA starı olarak, hem sanki hepsi işte Stephen Curry, LeBron James'leri biz getirmişiz de bunlarla biz şampiyon olmuşuz gibi. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Tabii Türkiye'de şu var. Bir takım insanlar çekemedikleri zaman bazılarını hep böyle bir suni bir algı oluşturmaya çalışırlar. Maalesef o algının peşinden de bazıları da o algının peşinden gitmeye başlarlar. Bunu ben hissettim biraz. Yani bizim taraftarımızda da hissettim, kamuoyunda da hissettim. O dönemde bir böyle bir kırgınlığım, evet bir gerçek vardı ama spor dünyası bu. Ondan sonra bir anda şampiyon olduğun zaman bu sefer bir anda her şey tamamen tersine dönüyor. Şimdi bugün bakıyorsunuz işte bu sabah okudum. NBA'in efsane hocası Greg Popovich var biliyorsun. Daha önce 4 tane NBA şampiyonluğu var San Antonio'da ama son 5-6 yıldır neredeyse playofflara kalamıyor. Yani San Antonio işte kendi konferansında 12. 13. 14. sırada. Bugün baktım 74 yaşında Greg Popovich ki benim için çok önemli bir, onun yanında da ben 3 hafta kaldım, çok değerli bir insan. Yani hem antrenörlüğü çok önemli hem de kişilik olarak hakikaten beni çok etkileyen bir insan. 5 yıllık anlaşma yaptım sanatı. 5 yıl, 74 yaşında, son 5 yıldır bir şey yok, ortada bir sportif anlamda bir başarı yok. Onun için yani buralarda, ha şu da var, yani bu kulüplerin kamuoyu farklı görüşleri oluyor. Bazı kulüplerde de futbollara bakıyorsunuz. İşte çok değerli antrenörler kulüp değiştirebiliyorlar, takım değiştirebiliyorlar. Bizim mesleğin doğasında olan bir şey. Ama işte böylesine sadece bir yıllık, o anlık veya bir iki yıllık sportif başarıların ön planda olmadığı, istikrarın çok önde olduğu bir takım oluşumlar da var. Onlar da tabii ki çok güzel oluşumlar. Bazı anları da baktığınız zaman kıskanıyorsunuz. Ama dediğim gibi herhangi bir hiçbir şekilde bir kırgınlığımız yok. Tabii ki şu da bir gerçek. Bir konfor alanının dışına da çıkıyorum. Bu kararı verdikten sonra aile yaşantısı olarak da yeni bir challenge'e, çok büyük bir kulübe, çok büyük bir rekabetin olduğu bir basketbolun en önemli spor olduğu ülkede çok büyük bir rekabetin içine gidiyorum. Bazen sezon içerisinde şunu itiraf edeyim. Çok yorulduğum, hakikaten çok yıprandığım dönemlerde işte acaba işte bir sene ara mı versem veyahut da bir sene daha böyle hedefleri daha düşük, daha böyle çok ateşli olmayan bir sene gidip de bir yerde mi devam etsem derken birdenbire tam tersi Avrupa'da en yüksek rekabetin olduğu ülkeye ve bir kulübe gittim. Ama bu da bana heyecan veriyor. Yani bu da bana şu anda mesela dinlendim, rahatlayayım ve şu anda ilkle sezonun başlamasına çok büyük bir ilkle çekiyorum. Ayrıca tamam challenge seviyor da diyebiliriz. Belki kesinlikle. Sıcağını tutan başarıyı daha da kaliteli bir şey içinde bu da vardır. Kesinlikle. Özellikle de işte böyle bir iki haftalık bir tatilden sonra yeniden o challenge, o mücadele beni son derece cezbediyor. Peki kendinize gitmene karar vermedi. Efes'ten, Anadolu Efes'ten ayrılmakta, o anda yaşadığınız dönem başında gidiyor. O kırgınlıkların da sebebi var diye bilmiyiz her günde. Onlarda biraz sizi gitmenize bir etken olmuş mudur, etkisi var mıdır? Mutlaka yani. Sonuçta tabii ki biz bu sezonda hedeflerimize ulaşmış olsak, bir taraf olarak da, bu kararı böyle bu kadar kolay veremeyebiliriz. Ama bir tarafta düşündüm, bana geçen yıl üst üste 2 sene yılın şampiyon olduğumuz zaman çok önemli birkaç teklifler, çok büyük teklifler geldi. O zaman da düşünmüştüm ben, acaba bir değişim mi yapsam, hayatımda bir şeyleri mi değiştirsem diye. İşte o zaman o kararı, yani o zaman işte o Euroleague'deki o şampiyonluk, o coşkuyla o kararı veremiyorsun. Bu sefer bu kararı vermek belki biraz daha kolay oldu. Burada da hep arkadaşlarıma da söylüyorum, Bolivya'nın bir lafı var, kitabımda yazıyor. Biz antrenörler aslında bu kadar profesyonel
içerisinde çok kutsal insanlarız. Biz hiçbir zaman zirvedeyken, en zirvedeyken bırakamayız. Başka bir türlü gidemeyiz. Biz ancak kovulursak, atılırsak başka bir yere gideriz diye bir lafı vardı. Hatta onu başarmıştı. İnter'de Şampiyonlar Ligi şampiyon olduktan sonra o hatta belgeselin dönüşünü düşünüyor. Bütün takım otobüse binerken o ayrı bir arabaya binip. Evet, sonra sarılıyorlar. Evet, işte ondan sonra bunu yazmıştı. Yani bu kararı neden verdiğini, yani kovulmayı beklemeden, atılmayı beklemeden ben bir kararı verdim diye. Tabii bu bizim mesleğimizde bir mesleğe o coşkuyla tabii ki o kararı vermek çok zor oluyor. Bu sene bu kararı vermem de tabii ki bu sezonki o hayal kırıklığında etkisi mutlaka var. Aygün Hocam, Efendim Tepas'la ilgili süreçle kabul ettiniz, çünkü biliyorsunuz. Orayla ilgili hedefler nedir? Yani böyle çok düz olmasa da endişe de varsa, endişe... Valla ben bugüne kadar çalıştığım hiçbir kulüpte, ben sadece Anadolu Efes'te başarılarından değil, ben İtalya'ya, Siena'ya gittim. İlk senemde o dönem Kupa 2 Saporta'yı kazandım. İlk sene Euroleague'de Euroleague üçüncüsü olduk. Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde Euro Challenge Kupası'nı kazandık. 50 sene sonra Beşiktaş şampiyon oldu. Aynı şeyler Galatasaray'da. Yani ben hiçbir yere giderken bir endişeyle gitmem. Kendime güvenerek giderim. Etrafımı ona güvenlerim. Beni transfer eden kulüp bilir ki yani Ergin Ataman durmaz, rahat durmaz. Yani Ergin Ataman başarı ister. Onlar da bunu bildikleri için aynı mentalitede biz yola çıkarız. Onun için hiçbir endişem yok. Ama bir challenge var tabii ki. Son iki senedir Euroleague'de playoff atamayan bir Panathinaikos var. Ama ondan öncesinde de Euroleague'in en fazla şampiyonluk kazanan kulüplerinden bir tanesi var. Şu anda iyi bir takım kuruyoruz ve tabii ki bu takımın da hedefi şampiyonluk olacak. Yani Yunanistan şampiyonluğu, Euroleague şampiyonluğu. Ha, tabii ki bunlar çok büyük hedefler. Olur mu, olmaz mı bilemiyorum ama hedeflerimiz bunlar olacak. Şimdi Euroleague'de Ergin Ataman şampiyonluğu serisini hazırlayacağız. Komşuda, biraz da komşuda başarılar belki. Ergin Hocam, peki Anadolu Efes'in aslında almayacağını söylediniz. Zaten sezonunda olduğunuz için bir de onu soralım istiyorum. Anadolu Efes'in hiçbir transfer düşünmüyor musunuz? Yok. Anadolu Efes'in sözleşmesi bir tane. Yani oyuncu vardı. Ve bu arada ilk başlarda sanki Anadolu Efes onlarla anlaşmayacak gibiydi. O dönemde biz bir görüşme yaptık doğru kulüp olarak. Ama daha sonra Anadolu Efes onları tutmaya karar verdiği zaman biz o fiyat arttırımına girip yeni orman kopartmak istemedik açıkçası. Bu da benim Anadolu Efes kulübüne olan saygım, oyuncuların bağlılıklarını bildiğim için yani daha fazla Anadolu Efes'in verdiğinden %20, %30 daha fazla verip bu oyuncuları oraya çekmek isteyebilir. Bu onlar için de konuşmalar yaşamda çok daha bir şey. Ama ben bunu istemedim açıkçası. Ben sadece bunun için tam tatil olmuyor. Aklımda böyle isimler var mı? Vallahi yani var birkaç tane isim. Şu anda artık tamamlamak üzere 2-3 tane daha oyuncu oraya monte edeceğiz. Ama tabii yani bunları açıklayamıyoruz çünkü açıkladığımız zaman hemen spekülasyon oluyor. İşte basında zaten konuşuyoruz. Şu anda serbest olan bütün önemli oyuncularla konuşuyoruz. Panathinaikos iyi bir takım. Çok burası %100 ama tabii çok ciddi rakipler. Türkiye'den konuşuyor. Anadolu Efes gene çok ciddi bir kadro. Tabii ki çok ciddi bir kadro. Yani ne kadar iç şey, yani çok ciddi bir kayıp olsa da. Fenerbahçe geçen yıl kıl payıyla şeyi kaçırdı, finalları kaçırdı. Onlar gene çok ciddi bir kadro. Ve tabii ki gene aynı kadar gene büyük takımlar. Olympiakos bizim ezeli rakibimiz olacak. Real Madrid, Barcelona mutlaka. Gene Euroleague'e baktığımız zaman gene mutlaka 8-9 tane ve takım var. Biz de onların içinde o mücadeleyi veriyoruz. Son sorun Aydın Hocam. Anadolu Efes'e karşı her şey bilmiyorum. Ve nasıl bir psikoloji olur? Yani hazır mısınız? Ne hissedersiniz? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Şimdi tabii duygusal bir atmosfer olacağı kesin. Onun için de o duygusallığı çok yoğun yaşamamak için zannediyorum Eylül ayının 23-24'ünde bizim Panathinaikos'un geleneksel başkanı, efsane başkanı Yanık Kokumovski, başkanımızın babası. Onun anasının bir sunumumuz var. Atina'da o sunumaya Efes'i davet ettik ki o ilk duygusallığı orada. Orada aşalım.
Yani profesyonel yaşamda bunlar olağan bir şeydi. Hangi takımı çalıştırıyorsam o takımı şampiyonluğu kazandırmaya çalışıyorum. Şimdi de aynı şey olacaktı. Yani Anadolu Efes, Antalya maçları da son derece çekişmeli Euroleague maçları olacak. Tabii ki kazanmak için biz de elimizden geldiğimiz en iyi mücadeleyi ben bu oyuncuları çekişmeye geçecekti. Şimdi bu maç önü röportaj istedim. Hatta evet, şimdiden çok isterdim. Erdin Hocam, bir kitabı etkine davet ettiğiniz, böyle tatilinizde bile olsa röportaj verdiniz. Bu çok değerli. Bugün efsanevi bir basketbol efsanesi. Çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle mesajınız var mı spor severlere, basketbol severlere katılın? Atiyakos'u izlemeye devam edelim. Sevgili izleyiciler, Cüret sponsorluğunda Bodrum Yaz Sohbetleri'ni Ergin Ataman bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki programda lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Buradan Ergin Hoca'ya bol şanslar diliyoruz. Yunanistan'da eminiz. Çok sevindim. Başarılarla. Hoşçakalın. Yeni Jilet ProGlide. Geliştirdiğimiz en keskin ve dayanıklı bıçaklarımız ve yüzünüze uyum sağlayan Flexball teknolojisiyle kusursuz bir tıraş için tasarlandı. Bu hissi anlatmaya kelimeler yetmeyebilir. Ama bazı şeyler yüzünüzden okunur. Türkiye'nin bir numarası Jilet'le en iyini göster. Jilet, erkek için en iyisi.